Cihat rehberi, mücahitlerin komutanı Hazreti Muhammed'e salat ve selam olsun. Cihat öncüleri, yiğit ashaba salam olsun. Kıymetli misafirlerimiz, Gazze için düzenlemiş olduğumuz direniş nöbetine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام في فلسطين وغزة اللهم قحر أعداءك وأعداء الدين اللهم قحر يهودية الصهيونيين والأمريكية والإنجليزية والفرنسية وكل عدو المسلمون السلام عليكم ورحمة الله Gelo kuşlu bra. Gele de baba. Unte bkhair hatın. Serser usel çağlar atın. Muhterem bacılar. Değerli kardeşler. Hepiniz hoş geldiniz. Baş göz üstüne geldiniz. Doğrusu zaman var ki söz söylenmez. Zaman var ki belki de artık söz kifayet etmez. Sözün bittiği yerdeyiz dedik ama 8 aydır. Evet tam 8 aydır. Dünya bir vahşet hissesi seyrediyor. Bir vahşet, bir zulüm, bir hakaret, bir haksızlık, bir soykırım, bir katliam. Ama gelin görün ki asrın vahşetine karşı, asrın zulmüne karşı sözüm ona 57 İslam ülkesinin liderleri sessiz. Onlar da sanki kanıksamış. Biz burada bu gece asrın vahşetinden bahsedeceğiz. Asrın izzetinden bahsedeceğiz. Asrın kıyamından ve devriminden bahsedeceğiz. Ama öncesinde bir teşekkürü hak eden Diyarbakır halkına. Kıyamın başladığı ilk günden beri meydanları terk etmeyen, gün geldiği on binlerce, yüz binlerce bir araya gelip mitingler tertipleyen, gün geldiği binlerce araçlı konvoylarla Diyarbakır sokaklarını Gazze sokaklarını hatırlatan, gün geldiği burada süresiz oturumlar yapan, gözyaşı akıtan, dua eden, boykot eden, destek veren siz Diyarbakırlı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. İnancınız olsun ki bu duruşunuzdan İzzettin el-Kassam mücahitleri haberdar oldu. Bu kıyamınızdan o tüneldeki mücahitler haberdar oldu. Gözyaşı akıttılar. Sevinç gözyaşları akıttılar. Tebrikler size. Asrın vahşeti dedik. Dedik ya 8 ayı aşkındır. Enkazlar altında kalanlara beraber 50 bini aşkın şehit, 100 bini aşkın gazi ve yaralı, 100 binlerce ev harabeye çevrilmiş. Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay depreminden daha fazla bir deprem misali evler yerle bir edilmiş. Yaşlılar,
kadınlar, gençler, küçücük çocuklar canlı canlı katledildiler. Asrın vahşeti işlendi. Bu asrın vahşetini vahşi Siyonist terör şebekesiyle beraber bütün dünya müstekbirleri Amerika'sıyla, İngiltere'siyle, Fransa'sıyla, Kanada'sıyla işbirlikçi piyon sözü buna Müslüman denilen o uşaklarla bu zulmü hala devam ettirmekte. Asrın vahşeti yapılırken, o zulümler yapılırken ama bir kıyam örneği ortaya çıkarıldı. Asrın izzetli evlatları ortaya çıktı. Tarihte belki Ashab-ı Uhdud denilir. Belki Hüseyin-i Kerbala'nın arkadaşları, dostları, akrabaları denilir. Belki zalim sultanın karşısında hak sözü söyleyen Ashab-ı Kehf'in o gençler misali Gazze'den bir avuç genç, evet bir avuç genç dünyada Mekke'siyle, Medine'siyle sözüm ona şeriatla hükmeden Suudi Arabistan durmasına rağmen binlerce yıl sözüm ona İslam bayraktarlığını yapan devletler olmasına rağmen kadim tarihleriyle bizler savaşsız diyen Araplar, Farslar, Türkler, Kürtler, ne kadar İslam ülkesi varsa gerisini siz sayın. Bunlar olmasına rağmen bir avuç genç Ashab-ı Kehf misali o seydalar, o alimler, o başkanlar, o sultanlar saraylarında otura dururken bunlar kıyama kalktılar. Dünyayı titrettiler. Evet, bir genç belki yüzünü örttü, belki gözlerinden başka bir şey görmüyordu Ebu Ubeyde. Ama Ebu Ubeyde'nin o duruşu zalimlerin tahtlarını sarstı, zalimlerin saraylarını yerle bir etti, dünya düzenini değiştirdi. 7 Ekim'den sonra artık dünya eski dünya olmayacak, eski sistem olmayacak, dünya beşten büyüktür dediler. Elhak, dünya beşten büyüktür ama gelin görün ki beş ülke dünyayı yönetti. Ve 7 Ekim kıyamı gösterdi ki bir devlet bütün dünyaya hükmediyor. Piyon olarak Amerika Siyonistler tarafından seçilmiş, yani bir avuç Yahudi şu ana kadar dünyaya hükmediyordu. Demir kubbelerimiz var, kurşun geçirmez diyorlardı. Kimse bizim önümüzde ordular kuramaz, ordular bizi yenemez diyorlardı. 6 tane Arap devleti bir araya geldiler, 5 günde bir haftada hepsini yerle bir ettik dediler. Ama dedik ya, Ashab-ı Kehf misali, Ebu Beydeler, Ebu Hamzalar, Şeyh Yasin'in torunları, bir avuç mücahit kalktılar ve dünya düzenini değiştirdiler. Dünya düzeni artık değişecek ve buradan ilan ediyoruz. İslam ülkelerinde bir daha kimse Amerika'nın, İngiltere'nin, Avrupa'nın, Fransa'nın, İtalya'nın demokrasisinden, sözüm ona insan haklarından, sözüm ona kadın haklarından, sözüm ona çocuk haklarından, hatta sözüm ona hayvan haklarından bahsetmesin. Bahsetmesin. Hepiniz yenildiniz. Hepiniz kendi putlarınızı kendi elinize yediniz. Bitti o dönemler. İslam'ın adaleti, İslam'ın adalet güneşi doğuyor. O gençler İslam'ı temsil ediyor. İslam'ın adaletini temsil ediyor.
Mizgin dünya, mizgin. Vay Rabbim kıyame korte İslam'e. De zamanı knezde inşallah. İslam adaleti gelecek. Bu böyle bilinir. Hani bir de asrın zelillerinden bahsetmek lazım. Onlardan bahsetmeden durmayacağız. Biraz önce söyledik. Sözüm ona devletler sahibiydiler. Sözüm ona saraylar sahibiydiler. Sözüm ona birbirleriyle ordularını yarıştırıyorlardı. Birbirleriyle sihalarını, İHA'larını yarıştırıyorlardı. Peki gördük mü? Hayır. Onların gerçek yüzünü gördük mü? Hayır. Onların ne kadar korkak olduğunu gördük mü? Hayır. 8 ay önce burada bu meydanda haykırmıştık. Siz burada taraf olamazsınız. Zira bir tarafta hak tarafı, hakikat tarafı, İzzettin Al-Qassam tarafı, Hamas tarafı, hak tarafı, öbür tarafta vahşi, gaddar, terörist, siyonist bir şebeke tarafı. Burada taraf olamazsınız. Ve o zaman demiştik ki, taraf olsanız ben taraf olursunuz. Göreceksiniz. En yakın zamanda, 57 İslam ülkesinin bütün liderleri, istisnasız bir istisna. Filistin'e sahip çık. 57 ülkenin bütün liderleri Allah'ın izniyle yek bir yek gidecekler. O sarayları var ya, başlarına, tepelerine yıkılacak. Bu böyle biline. Bunu en kısa zamanda göreceğiz. İnşallah. İslam adaleti, İnşallah. İslam hakkaniyeti, İslam birliği, ittihad, ittihadül İslami inşallah yakında başta İslam coğrafyasında, ondan sonra dünyada hüküm ferma olacaktır. Ümit var olunuz. Sakın ha, ümidimizi kaybetmiyoruz. Çünkü biz tarihi biliyoruz. Biz İslam tarihini biliyoruz. Biz öyle bir Rabbe dayanmışız ki, o Rabbimiz Kur'an'ında beyan etmiş. Allah'ın yardımı ve inayetiyle nice az topluluklar çok topluluklara galip gelmiştir. Talut ve Calut savaşında biz gördük. Bir avuç Müslüman Talut askeri o zamanın devasa ordusu olan Calut'un karşısında ne oldu? Galip geldi. وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُودَ Hazreti Davud Calud'u ne yaptı? Calud'u katletti. Ümit var olunuz. Dedik ya, 50 bine yakın şehidimiz var. 100 binlerce yaralımız var. Gam yok. Zira nasıl ki Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimiz'in temsilcisi müşriklere hitaben sizin ölüleriniz cehenneme, bizim ölülerimiz ise cennete gidiyor dediler ya. Biz de aynısını Siyonist Yahudilere söylüyoruz. Kaybedeceksiniz. Sizin yeryüzünde yaşam hakkınız yoktur. Zira siz İslam coğrafyasında değil ha, dünya coğrafyasında bir kanser urusunuz. Bir kanser urusunuz. O kanser uru temizlenmedikçe İslam coğrafyası, dünya sistemi huzur bulmayacak. Dünyanın huzuru ve selameti için, insanlığın maslahatı için sizin yok olmanız lazım. Ve buradan diyoruz ki, en yakın zamanda Allah'ın izniyle yok olacaksınız. Siz devlet mi kuracaksınız? İsrail diye bir devlet var mı? İsrail'in devlet olduğunu söyleyenler, bu yanlışınızdan vazgeçin. İsrail diye bir devlet yoktur. İsrail'in başkenti asla Kudüs olamaz. Peki İsrail'in başkenti neresi olacak? Cehennemin dibi. Evet, İsrail'in başkenti olsa olsa cehennemin dibidir. İslam coğrafyasındaki liderlere düşen görevler vardır.
Bakınız, aylarca, aylarca dedik ki alışverişi kesin, ticareti kesin. Bazıları bize kızdılar, bazıları üzerimize geldiler. Siz niye söylüyorsunuz? Niye hükümeti zorda bırakıyorsunuz? Peki, dediğimiz yere gelindi mi? Ticaret bitirildi mi? Peki madem bu ticaret bitirilebilirdi, ben soruyorum, 6 ay önce, 7 ay önce niye bitirmediniz? O kanda, o zulümde, o vahşette sizin de eliniz olursa, iman etmişiz, yarın öbür gün mahkeme-i kübrada, ruz-i mahşerde hesap verirken nasıl hesap vereceksiniz? Hiç düşündünüz mü? Bir adım daha atmanız lazım. Sizler devlet olarak ticareti kesmiş olabilirsiniz. Ama ismini vermeyeceğim bazı şirketler hala alçakça, hunharca İsrail'le ticarete devam ediyor. Uçak yakıtını veriyor. O yakıtla uçaklar gidip Rafah'ta, o kamplarda ateş bombaları atıyorlar. Bir anda yüzlerce kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla masum insanlar katlediliyor. Bu zulme ortaksınız. Kurtulmak istiyorsanız o şirketlerin anlaşmasını da feshedin. Buna yetkiniz var, buna gücünüz var. Diğer bir hususta hala beklentimiz Azerbaycan'a gönderilen SİHA'lar, Libya'ya gönderilen askerler, SİHA'lar. Ben soruyorum, geleceğiniz için de olsa ya Allah aşkına bunlar Siyonistlerin tepesine öyle üçer beşer bombalar atamaz mı? O SİHA'lar, o İHA'lar bunu yapmayacaksa peki soruyorum onlar ne arıyor? Henüz aklımız başındayken, henüz pişmanlık fayda edecekken gelin bu yanlışımıza son verelim. İsrail'i devlet olarak tanımaktan vazgeçelim. İsrail madem ki bir terör şebekesidir, o zaman bu terör şebekesine gereği yapılmasıdır. Bunun gereği nedir? Bunun gereği o habis hurun, o kanser hurunun temizlenmesidir. En kısa zamanda beklentimizdir. Peki biz halklar olarak bize düşen görevler yok mu? Elbette ki var. Meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Boykota devam edeceğiz. Yardım etmeye devam edeceğiz. Ve buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Aman ha, bunu söylerken Hamas'ı duygularla söylemiyoruz. Sırf mitingdeyiz, konuşmadayız. Halkı coşturmak için, Allah için bunu söylemiyoruz. Biz diyoruz madem ki siz korkuyorsunuz. Siz koltuklarınızdan korkabilirsiniz. Siz saraylarınızdan korkabilirsiniz. Şu Diyarbakır halkı başta olmak üzere Urfa halkı, Antep halkı, Batman halkı, Muş halkı, İstanbul halkı, Adana halkı, Kayseri halkı, Bursa halkı, Antalya halkı korkmuyor. Zulmedenlere meyletmeyiniz. Sonra ateş size de dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra yardım da göremezsiniz. Hud suresi 113. Aksa tufanı sonrası başlayan Gazze soykırımı ve vahşeti 8 aydır aralıksız devam ediyor. Bir tarafta tarihin kaydettiği en korkunç katliam ve soykırım, diğer tarafta ise bir avuç mücahidin ve şerefli halkın izzetli direnişi. Bir tarafta her gün onlarca, yüzlerce katledilen çocuk, kadın ve masum halk, diğer tarafta bu vahşeti kanıksamış seyirci sürüsü. Bir tarafta
sınırı aştıkça aşan azgın Siyonist güruh diğer tarafta teslim olmuş, zillet libasını giyinmiş dağınık ümmet. Yek vücut olmuş zulüm ve işgale karşı hala ırk ve mezhep taassubuyla yek diğerini boğmaya çalışan sözüm ona laf mücahitleri. Gazze'yi, Filistin'i, İslam'ı ve Müslümanları yok etmeye ahitleşmiş Siyonist ve dekçekçilerine karşı İslam beldelerinin teslimiyetçi ve işbirlikçi idarecileri. Neciz Siyonist postallarla çiğnenen Aksa'ya, akıtılan kanlara, tecavüz edilen ırz ve namusa karşılık reel politik hesaplar yapan ve hatta fırsattan istifade ticari ve politik rant peşinde olanlar. Kardeşlerim, bu vahim manzara karşısında ümmet olarak durumumuzu sorgulamak ve var olanı görmek durumundayız. Görünen o ki bu hal üzeri devam edersek Gazze imtihanında hanemize vebal, payımıza da zillet ve meskenet düşecek. Kendimizi avutmamızın anlamı ve gereği yoktur. Gazze'li, Filistinli mücahitlerin tarihe geçecek izzet ve direniş tablolarından da Aksa ve Kudüs davasında kıt imkanlarını seferber eden Yemenli yiğitlerin etkili direniş ortaya koyan Lübnan halkının ve diğer direniş erlerinin gayret ve mücadelelerinden de kendimize pay çıkarmayalım. Elbette ki duyarlılığımızın nişanesi olan etkinliklerimiz, yani desteklerimiz, aynı ve nakdi yardımlarımız, dualarımız, Siyonistlere olan öfkemiz değerli ve gereklidir. Ancak gelinen noktada Kudüs davasında mazlum kardeşlerimize uygulanan soykırım ve katliamı önleme noktasında ümmet olarak sınıfta kaldığımız da açık bir hakikattir. Mahzun Aksa bizi bekliyor. Yan yana dizilmiş bedenleri paramparça olmuş bebekleri. Feryatları arşa yükselen anneleri, açlıktan ölen çocukları bizden daha fazla bekliyor. Endülüs için yaktığımız ağıtları Kudüs ve Filistin için yakmak zorunda kalmadan önce silkinip kendimize gelmenin zamanı geçmek üzeredir. Değerli halkımız, Kudüs davası sadece Filistinlilerin davası değildir. Her Müslümanın davasıdır. Kur'an'da kutsanmış bu beldenin hürmetinin muhafazası hepimiz için vecibedir. Bu dava ulusal sınırlara, hesaplara hapsedilemez. Ümmetin her bir ferdi bu şuur ve bilinçle harekete geçinceye kadar müşterek sorumluluğumuz devam etmektedir. Dünya genelinde Gazze soykırımına karşı oluşan tepki ve uyanışların çeşitlenip artması umut vericidir. Bağımsız bir Filistin'den yana irade açıklayan, Siyonist rejimle ilişkilerini sınırlayan veya sonlandıran devletler her geçen gün artmaktadır. Üniversitelerdeki protesto ve gösteriler başta olmak üzere değişik platformlarda Siyonizme karşı oluşan tutum ve duruşların artması Siyonistleri ve işbirlikçilerini telaşlandırmaktadır. Vicdan sahiplerine selam olsun. İnsanlık onurunu Siyonizme çiğnetmeyenlere selam olsun. Yes ve yılgınlık Müslümanların hasreti değildir. Azim ve sabırla cehd ve gayretimizi arttırıp Aksa ve Kudüs bilincimizi diri tutmak zorundayız. Her fırsat ve imkanı kullanarak güç ve yetki sahiplerini, iktidarı ve idarecileri harekete geçirmenin yollarını aramalıyız. Kıymetli kardeşlerim, peygamber sevdalıları olarak iktidara, yöneticilere, meclise ve siyasi partilere çağrımızdır. Öncelikle
ülkemiz üzerinden Siyonistlere ikmal ve lojistik sağlama imkanlarını gerçek anlamda kesecek tedbirleri hayata geçirin. Özellikle Siyonistlere yakıt ve enerji tedarik eden ve bunu gizleme gereği duymayan Sokar şirketine yaptırım ve kısıtlamalar derhal devreye alınmalıdır. Hüdapar tarafından meclise sunulan Siyonist vahşete soykırım suçuna iştirak eden Türkiye vatandaşlarının cezalandırılmasını öngören ve Siyonist katillerin soykırım suçlarının yargılanmasını kolaylaştıran kanun teklifinin yasalaşması için destek olun. Söz konusu kanun teklifiyle ilgili yapılacak imza kampanyasına halkımıza destek vermelidir. Zulme seyirci kalmak, zalimi desteklemektir. Zulme rıza, zulümdür. Zulmedenlere meyletmekten bizi koruması temennisiyle hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Zulme karşı omuz omuza. Zulme karşı omuz omuza.